Bence şeyde bu hatta dün konuştuğumuzda ata geleceklendi. Ben de dedim ki ya dedim ata bizim Fenerbahçe'de tam eczanenin yanında oturuyorlardı dedim. Mangalcı ata mı dedin direkt acaba? Ya biz onu şikayet ettik gitmeyelim falan diyor. Ben dün dedim ki Acun'a. Acun lafını kesiyorsun pardon da. Konuşmak istiyorsun. Gökhan zar zor kurtardım o sesi burada yakma bari ya. Bir şey söyleyecekti. Bir şey hayır ben seni dinliyorum Gökhan'cığım ne demek ya? Ben şeyi dedim ki Acun'a dedim ki yatıyordu şey öyle konuşuyorduk. Acun'a dedim ki. Acun'a dedim ki. Yani devam etmek istesek de bu son program. Haftaya yok yani istesek de yok. Gökhan kepekleri kapatmaya gelmiş yani bayağı. İndirmeye geliyor. Abi bir dakika şimdi anladım. Yatıyorduk derken. Acun'a dedim. Hayır. Hayır. Gökhan oğlum televizyon işine bu kadar girersen şakalar uydudan gelir böyle. Ben dedim ki, yani Acun çok yorulmuş, böyle koltuğa uzamış, ben de yanından şey, onun için yatıyor dedim. Ben dedim ki, Acun dedim ya, dün ertesi gün, aman, yarın arkadaşlar şeyi var dedim, arkadaşlar kapanıyorlar, seninle bir baskın yapalım mı dedim ben. Onun üstü öyle geldik yani. Benim senin fikrindi yani. Ha, evet. O ben söyledim ona. Ya bu yatıyorduk öyle biz anlatmak için benim fikrimdi diyecektin abi. Hayır. Konuyu pozisyonu anlatayım zaten de. Zaten benim en korktuğum yer toparlama bölümleri Gökhan'a. Hani benim bir şey söyledikten sonra ya. Toparlamaya giriyor ya ben orada asıl geriliyorum ya.